Kuzguncuk'taki Surp Kirkor Lusavoriç Kilisesi'nin haçını söken kişi 28 Mayıs'ta gözaltına alınmış ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yakalama kararı üzerine zanlı 31 Mayıs pazar günü tutuklandı. Kuzguncuk'ta bulunan Surp Kirkor Lusavoriç Kilisesi'nin haçını söküp yeri atan kişi tutuklandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi gözaltına alınmış ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Çıkarılan yakalama kararı sonrası zanlı 31 Mayıs pazar günü tutuklandı. Kuzguncuk'taki Surp Krikorlu Savuriç Kilisesi'nin haçını söküp yere atan kişi 28 Mayıs'ta gözaltına alınmış ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı mahkemenin kararına itiraz etti. Savcılığın kararını bir üst mahkeme sıfatıyla 31 Mayıs pazar günü değerlendiren İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği MS hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Hakimliğin kararı üzerine yeniden gözaltına alınan zanlı MS, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunda tüm ibadethanelere saygısı olduğunu, olayın anlık geliştiğini savunan MS, "Yaptığım şeyin kimseye faydası olmadığını biliyorum. Keşke hiç yapmasaydım. Bu olaydan dolayı çok pişmanım. Yoldan geçerken düşünmeden yaptığım bir olaydır. Kilisenin maddi zararını karşılamaya hazırım." diyerek adli kontrol talebinde bulundu. Hakimlik şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğundan tutuklanmasına karar verdi. Surp Krikorlu Savuriş Kilisesi'ne ait haçsa yeniden kilise kapısına monte edildi. Olayla ilgili Mardin Milletvekili Tuma Çelik, konuyu meclis gündemine taşıyarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesinde bulundu.